Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük felaketi olarak gösterilen 17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Gölcük, Kocaeli ve Sakarya ve İstanbul'u sarsan 45 saniyelik depremde 18 bin kişi hayatını kaybetti. 23 yıl önce Marmara'da meydana gelen depremde 5 bin kişi yakın Sakarya'da hayatını kaybetti. İşte 45 saniyede hayatını kaybedenlerin tek tek isimleri Serdivan Şehitliği'nde yer alıyor. ...1999 yılında 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. Merkez üssü Gölcük olan deprem, Kuzey Anadolu fay hattının kırılmasıyla meydana gelen deprem, İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden oldu. Ağustos, acayip bir bölge depremi bu deprem. Hani şehir depremi değil. Büyük olay, büyük bir deprem. Köye gittik. Ev sağlam diye bir de baktık ki babamcı sistiyle karşılaştık. Ev yıkılmış, babam dışarıda amcamlar almışlar, koymuşlar. İşte büyük acı. Kimse Allah kimseye vermesin. Çok büyük o afat yani. Böyle afat. Görmemiş bir deprem bu, bilmiyorum ben. Ablam. Nasıl oldu? Yani ben burada değildim, ben İstanbul'da geçiyorum da ablam Bey'iyle vefat etti. Nerede oturdu? Ulu Sokak'ta. Sonra geldiniz, gelebildiniz mi? Son anda cenazesine yetiştim. Son anda. Allah'tan bizim ilk gün çıkarıldı. İstanbul'dan geldik. İşte zaten can kaybedenler yani mal hiç önemli değil. Yani onun izi hiç geçmiyor. Hiç izi geçmiyor. Hala aynı taze kaldı yani. Ben o zaman bir yaşında olduğum için hatırlamıyor teyzesini ama devamlı ona teyzesini anlatıyorum. Ses çıktı, onlar kırıldı. Hepsi kırıldı, hepsi kırıldı. Ses çıktı. O sesi dinlerken, dinleme yok yani. Ben zannettim o anda ev yıkılıyor da camlar kırılıyor. O şekilde sandım. İkinci kapıya kadar yani ellerimle de o anda bilmiyorum da deprem olduğunu. Marmara depreminde 18 bin kişi hayatını kaybetti. 48 bin kişi de yaralanmıştı. İşte 6 bin kişi de kayboldu, cesetlerine ulaşılamamıştı. Bugün 23. yıl dönümünü yeniden acılarla anacağız, dualarla yad edeceğiz. Yani işte 23 yıl geçti. Zaman çok çabuk geçiyor. Çok çabuk unutuyoruz maalesef. Öncelikle şunu belirteyim. Yani depremde ölenlere rahmet diliyoruz. Yani kalanlara da sabırların devamını, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Evet, sonuçta yaşadığımız doğanın bazı gereklilikleri var. Yaşıyoruz böyle bir şeyde. İşte yolda yürürken bile ayağımızın takılması, düşme ihtimali var. Neyse yani
böyle şeyler oluyor. Yani kimi zaman işte görüyorsunuz mikrop çıkabilir, yani salgın olabilir. Kimi zaman ekonomik kriz olabilir. Kimi zaman deprem olur, kimi zaman taşkın olur, neyse. Yani hayatın gerçekleri bu. Bizim yapacağımız bu yaşamımızda bunu yönetebilir halde tutmak. Afet yönetimi dediğiniz halde de şey de budur. Yani afet olduğunda fazla etkilenmemeye çalışmak. Yani afet olduğunda bilinçli olmak. Evet, bilinçli olmak, devamlı hazır olmak. Evet, hazır olmak. Dolayısıyla bu şekilde yaşamımızı rahat ve huzur içinde ne yapabilmek? Evet, götürebilmek. Dolayısıyla şu açıdan baktığımızda şunu da söyleyebiliriz. Mesela yani depremin olacağı zamanı bildik. Diyelim ki yarın deprem olacak. Evet. Ne olacak? Yani kimse işinde gücünde kalır mı? Sakarya'da adam kalır mı? Mesela diyelim ki Sakarya, ya İstanbul diyelim. İstanbul'da yarın deprem olacak. Biliyoruz, bakın bilgisi elimizde. Şimdi yarın tüm İstanbul boşalır mı? Boşalır. Hatta yollar yetmeyecektir. Arabalar yolda kalacak, değil mi? Hatta insanlar arabalarını bırakıp kaçacaklar. Peki ekonomiye maliyeti ne buna? Evet, yani bilime göre hareket edilir. Tedbirini al, kuraklık geliyorsa tedbirini al, malı, erzakı depola, ondan sonra merak etme, 7 seneye de kuraklığa dayanırsın, değil mi? Yani bize aslında dinin de öğrettiği bu, bilimin de öğrettiği budur. Yani dolayısıyla başka bir hoca aramaya gerek yok. Aradan 23 yıl geçti ama acılar hala taze. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer alt belediyeler anma için çeşitli törenler yapacaklar. İşte bunlardan bir tanesi de Demokrasi Meydanı'nda gece saat 3'te toplanacak dualarla deprem şehitleri anılacak. 17 Ağustos depremi ekonomi üzerinde de çok ciddi olumsuz etkiler yarattı. Farklı kurumların yaptığı hesaplamalara göre depremin ekonomik maliyeti 12 ile 20 milyar dolar arasında değişiyor. Deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun Temmuz 2010'da yayımlandığı raporda, depremde 364.905 konut ve iş yerinin yıkıldığı ya da çeşitli düzeylerde hasar gördüğü belirtildi.